Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kapsamlı bir devre yapacağız. Bu devremizin amacı 12 volt girip 2 x 35 volt yüksek amperli bir elektrik çıkartmak. Bunu nerede kullanabiliriz diyorsanız amfilerde, genelde amfilerde kullanılır. Çünkü amfilerde 2 x 35 volt ya da 2 x 25 volt, 2 x 40 volt elektrik istenir ama arabalarda bu elektrik yoktur. Yani artı 35 şase ve eksi 35. Burada 40 yazmış. Bu devreyi 40 olarak tasarlamışlar. Ben 35 olarak tasarlayacağım. 40 biraz amfiler için tehlike arz edebiliyor. Her amfi 40 voltta çalışmayabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar basit bir şekilde devrenin çalışımını anlatalım. Bakın. Buradan 12 volt giriyor. 20 amper sigortadan geçiyor. Bu devre en az 8-9 amper çekecektir bilginize. Direkt geliyor hiçbir yere uğramadan. Şuradaki trafomuzun ilk sargısının ortasına giriyor. İkinci sargıların çıkışı MOSFET'lere gidiyor. Burada hazır bekliyor. Buradan bu tarafa geçmiyor. Çünkü daha entegremizi çalıştırmadık. Burada remote denilen bir ayak var. Buraya 12 volt veriyoruz. Açıp kapatmak için. Buraya 12 volt verdiğimizde entegre devreye giriyor. Bu entegrenin amacı PWM sinyali üretmek arkadaşlar. İki tane birbirinden bağımsız PWM sinyali üretmek. Şimdi birbirinden bağımsız diyorum ama şöyle bir şey. Burası artıya evrilirken burası eksiye evriliyor. Burası artıya evrilirken burası eksiye evriliyor. Dolayısıyla tam bir sinüs dalga oluşturmak için tasarlanmış muhteşem bir entegre. Bu entegrenin iç yapısına çok girmeyeceğim. Burada soft start denilen bir şey var. Yavaş yavaş çalışması için. Burada dirençlerle, diyotlarla frekans belirlenir. Ve frekansa göre bu MOSFET'ler çalışır arkadaşlar. Çalışmaya başladığı zaman ilk bu sargı, sonra bu, sonra bu, sonra bu sürekli artık entegre kaç Hz ile çalışıyorsa ya da kaç kilohertz ile çalışıyorsa o kadar bu sargı sürekli elektriklenecek arkadaşlar. Sürekli. Bu trafomuzun özelliği şu. Giriş sargısı yani 1 ile 2'nin arası 4 tur. 3 ile 4'ün arası 4 tur. 7 ile 8'in arası 11-12 tur. 5 ile 6'nın arası yine 11 ile 12 tur. Dolayısıyla burada 12 volt olursa burası 3 katı olacağı için 35-36 volt civarlarında olacaktır arkadaşlar. Burası sürekli belirli bir endüktif hareketli olduğu için, bu da bir trafo olduğu için, voltajı, sargısı da fazla olduğu için yükseltip çıkışa verecek. Ve çıkışımız arkadaşlar. Burada iki tane diyotumuz var. Bu diyotlar hızlı diyot arkadaşlar. Normal diyot bunları da kullanmayın. Göstereceğim zaten. Bu diyotlar yüksek amperli hızlı diyot. Hızlı tepkiye, hızlı tepki verebilen diyotlar. Aynı bu şekilde köprü diyot gibi bağlantı yapılmış ve artı çıkışından artıya gidiyor. Tabi arada kondansatörlerimiz var. Eksi çıkışından eksiye gidiyor. Şase zaten şase. Dolayısıyla ölçü aletinde burayla bura arasında ölçtüğünüzde artı 35 volt olacak. Burayla burayı ölçtüğünüzde pardon göremiyorsunuz. Şuradan şu ikisini ölçtüğümüzde artı 35 olacak. Şuradan şurayı ölçtüğümüzde eksi 35 olacak. Burayla burayı ölçtüğümüzde ise 70 volt olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada bakın devrede iki tane diyot var. Diyot devreye ters bağlanmış. Bunun amacı eğer ki buradan yanlışlıkla ters bir voltaj girerse bu diyot ters olarak durduğu için kendini kısa devreye zorlayıp, kendini bozup, tamamen kısa devreye zorlayıp bu sigortayı attırıp devreye zarar vermesini engellemektir. Aynı şekilde bu da. Burada çok anlatılacak bir şey yok. Zaten işi entegre yapıyor. Burada out A yani çıkış A ve çıkış B var. İkisi de iki grup MOSFET'e gidiyor. Bu MOSFET'ler zaten paralel. Burada 10 ohm gibi küçük bir direnç var. Burada da 100 kilo ohm büyük bir direnç var. Arkadaşlar bu 100 kilo ohm büyük direncin amacı bu entegre çalışmadığı zaman şaşkaza
çok hafiften de bir sinyal verirse MOSFET iletime geçeceği için, bu şaseye bağlı olduğu için o sinyali tamamen nötralize etmektir, sıfırlamaktır. İkisinde de vardır o dirençten. Burada soft start var demiştik zaten. Bu yavaş yavaş, yani şöyle bir eğriyle MOSFET'e PWM sinyalini verdirir. Sadece arkadaşlar, başka hiçbir şey yok. Bakın. Diyotlarımız böyle olacak. Transistör kılıfında olacak. Bağlantısı şu şekilde arkadaşlar. Ortak anot, ortak katot olarak iki tane diyotumuz var. Evet. Devremizin basit mantığı bu arkadaşlar. Zaten çok kapsama girmeye gerek yok. Çok kapsamın bütün işini entegre yapıyor. Anlatsak da hiçbir işe yaramayacaktır. Evet. Şimdi malzemelerimizi tanıyabiliriz. Evet arkadaşlar. Ben video aşırı şekilde uzamasın diye hazırlıklarımı yaptım. MOSFET'leri, diyotları bu şekilde soğutucuya yerleştirdim. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gerekenler şunlar. Ben soğutucuda bir sürü abuk subuk delik olduğu için MOSFET'leri biraz yamuk yumuk takmak zorunda kaldım. Siz onu yapmak zorunda değilsiniz. Bakın arkadaşlar, bütün MOSFET'lerin transistörlerin arkasında soğutucu izolatör var. Vidayla MOSFET'in arasındaysa buna boncuk deniliyor. İzolatör boncuk deniliyor. Arada boncuk var. Bunların amacı transistörün, şu metalinin vidayla ve soğutucuyla bağını kesmek arkadaşlar. Dolayısıyla bu transistörlerin orta ayakların soğutucuya bağlı zaten. Hiçbir ayağı soğutucuya değmiyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapacaksınız. Bunu diyotlarda kullanmadım. Çünkü diyotların dışı yalıtımlı diyotlardan. Yalıtımsız diyotlardan bulursanız onlara da böyle soğutucu izolatör takacaksınız. Bunlar kendinden izolatörlü oldukları için takmadım. Evet. Diğer malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar kondansatörlerimiz var. 470'e 50, 4 tane. İkişer ikişer kullanacağız. Ufak tefekler burada. Entegrimiz burada arkadaşlar. Diyotlarımız var. Çeşitli dirençlerimiz var. Kondansatörlerimiz var. Nanofarad, pikofarad değerinde kondansatörlerimiz var. Evet arkadaşlar gelelim. Derler ya, zurnanın zırt dediği yere. Arkadaşlar bu trafomuz. Şimdi bu nüvenin çapı 4 cm. Yüksekliği 2-2,5 cm. Minimum bundan bulacaksınız arkadaşlar. Bakın. Bu trafoda dikkat etmeniz gereken şey şu. Her bir sargı 3 tane 0.80'lik telden oluşuyor. Şöyle mesela bir turunu çıkaralım. Şöyle gösterelim. Bakın. Evet bakın. Her bir sargı 3 tane 0.80'lik bakır telden oluşuyor. Bobin telinden oluşuyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Aslında çok basit ama buradan tabii ki anlaşılmıyor. Keşke birbirinden farklı renkte bobin telim olsaydı da o şekilde gösterseydim. Arkadaşlar. İlk önce bu toroid nüveden bir tane buluyorsunuz. Daha küçüğü olmaz. Yani olursa da akım çekmez. Bulduk. Toroid nüvenin dışını bantla ya da herhangi bir yalıtımla kaplıyorsunuz. Çünkü bunları sıkı sıkıya yapacağınız için bobinler toroid tarafından çizilip kısa devreye geçebiliyor arkadaşlar. Onu mutlaka için ilk önce kaplayın. Sonra bir tane teli alın. 4 tur sarın. Ondan sonra çıkarıp bu ölçüyü bir yere yazın. Aynı ölçüden 3 tane tel alın. Birbiriyle sıkı sıkıya 4 tur sarın. Ucu buradan çıksın. Bakın buradan başladık. 4 tur sardık. Ucu buradan çıktı. Aynı şekilde yine 3 tane bobin teli hazırlayın aynı boyutta. Bakın. Böyle sardıysak, bakın yön tarafı böyle sarıp bu taraftan çıktıysa ikinci bobinin sarımı yine aynı şekilde aynı yöne doğru sarılacak arkadaşlar. Burada mesela şuradan başlamışım. İçeriden başlamışım ben. Özellikle bakın ilk tura kırmızı şey takmışım ki anlaşılsın diye, burayla burayı karıştırmayalım diye. Bakın ben şöyle başlamışım. İçeriden başlamışım. 1, 2, 3, 4 demişim. Dışarıda bitmiş. Ondan sonra ikinci sargıyı yine buradan başlayıp aynı yöne doğru 4 tur sarıp buradan çıkmışım.
İlk önce bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Dörder tur 3 tane teli paralel bağlayarak. Sıra karşı tarafa geldi. Bu da birebir aynı şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle yapın. Daha batık, daha basit mantıkta. Buradan başlayın. 6 tur sarın. Aynı şekilde aynı yöne artılır da geri sarın. Burada 12 tur ya da 11 tur fark etmez. En fazla 1-2 volt oynar. Buraya geri gelin. Bunu böyle başladıysak aynı şekilde buraya da yapın arkadaşlar. Yani eğer ki dışarıdan bittiyse içeriden devam edin. 6 tur sarın, 6 turda geri sarın, yine burada bitirin. Dolayısıyla ortak uçlu iki tane sargısı olan bir trafo yapmış olduk arkadaşlar. Trafomuzun olayı, durumu, sarımı budur. Bu grup 2x4 sarım, bu grup 2x12 sarım ya da 11 sarım. Orada 3 tane tel kullanılmasının amacı üçünün amperinin paralel güçte olması ve dışarı muazzam bir amper çıkışını hedeflememiz arkadaşlar. Evet. Ben bu devreyi yine 5 santime 10 santime sığdırdım. Biraz sıkışık oldu ama çok da önemi yok. Evet. Şurada jumper var. Atlatma teli var. Bu jumper'ı kalın bağlayın arkadaşlar. Çünkü buradan akım geçecek. Sağlam akım geçecek. Sadece bu arkadaşlar. Hadi gelin devreyi kurmaya başlayalım. Montaja geçelim. Evet arkadaşlar, devremizin montajı bitti.
Şimdi teste geçiyoruz. Ters çevirsem daha iyi olacaktır. Evet, devreye 12 volt veriyoruz arkadaşlar. Unutmayın, bu devre çok yüksek amperlerle çalışıyor arkadaşlar. Yani 1-2 amperlik adaptörlerle falan çalıştıramazsınız. En az minimum 10 amper çekecektir yani. 8-10 amper çekecektir. Ona göre. Şimdi bir osilasyon sesi duymamız lazım. Evet. Duyduk arkadaşlar. Devremiz muhtemelen çalıştı. Şimdi bir voltaj ölçelim. Şimdi şaseyle artı voltaj arasını ölçüyoruz. Evet, 46 volt. Arkadaşlar yük olmadığı için böyle yüksek voltajlar çıkması çok normaldir. Eksi 46 volt. Şimdi şaseyle diğer ucu deniyoruz. Evet, burada 52 gösterdi arkadaşlar. Bunun nedeni iki şekilde olabilir. Ya bir tur fazla sarmışımdır ya diyotun kendi iç tolerans direnci birbirinden farklıdır. Çünkü diyotları ben derme çatma buldum. O da olabilir, o da olabilir. Çok önemli değil. Voltajımız üretildi. Bakalım amper çekebilecek mi? Şimdi amper testine geçelim. Arkadaşlar bu lambalar tanesi 12 volt 50 watt. Yani matematiksel hesap olarak 4.1-4.2 amper falan çekebiliyor. 3 tanesini seri bağlayınca amper yine aynı olur. Voltaj yükselir. Yani 12-24-36 volta dayanabilen bir lamba oluşturmuş olduk. Şimdi lambanın bir ucunu şasemize değdirdik. Burada diğer ucunu herhangi bir voltaj çıkışına lehimleyelim. Arkadaşlar eğer devremiz çalıştıysa buradan bu lambalar çok parlak şekilde yanacaktır. Çalışmasa zaten ya bir yerden duman çıkar ya da lamba yanmaz. Evet. Testimize başlıyoruz. Vay, evet. Arkadaşlar 8.2 amper çekiyor şu anda. Buradan 36 volt çıkarabilmek için bakın 3 lambamız da yanıyor. Şöyle göstereyim. Şu anda kameranın özelliği olarak lamba yandığı zaman kararıyor ama burada müthiş bir ışık var arkadaşlar. Tam performans yetti. Şimdi kapatalım. Şaseyle diğer tarafın şimdi burada voltaj birikmiştir. Evet. Evet. Şaseyle diğer tarafın arkadaşlar. Artı voltaj buraydı. Eksi voltaj buraydı. Eksi voltajı denedik. Mükemmel çalıştı. Şimdi artı voltaj çıkışını deneyelim. Evet arkadaşlar. Aynı performansla çalıştı. Şimdi yükteyken voltaj ölçelim. Arkadaşlar 21 volt kalıyor. Tabii ki bunun nedenini söyleyeyim ben size. Benim adaptörüm maksimum 10 amper. Şu anda zaten 8-9 ampere zorladığı için ve kablolarım oldukça ince olduğu için voltaj çöküyor. Çöktüğü için de bu devrenin çıkışının voltajı da çöküyor arkadaşlar. Ama görüyorsunuz 3 tane 12 volt 50 wattlık lambayı muazzam şekilde yakıyor. Dolayısıyla burada 35 volt net olarak var. Evet. 6 tane lambam olsaydı diğerini de deneyecektik ama maalesef 6 tane lambam yok. Hatta bugün pazar olduğu için her yer kapalı. Bulamadım da. Zaten bu lambaları satan da çok kalmadı buralarda. Evet. Diğer çıkışı tekrar bir deneyelim. Evet. Bakın arkadaşlar dikkat ettiyseniz invertörümüz soft başlıyor. Yavaş yavaş yükseliyor. Zaten çınlama sesinden de anlarsınız.
Şu anda soğutucuda ısı yok arkadaşlar. Adaptörümün voltajı 10.6'ya çöküyor. 8 amper çekiyor şu anda. Bu 36 voltu elde etmek için. Daha doğrusu 2 x 36 volt. Evet, şimdi bu devre hakkında biraz konuşalım. Çünkü bu devre tehlikeli bir devre. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Şimdi bu devreyi yapacak ve kullanacak olanlar için dikkat edilmesi gereken çok husus var. Arkadaşlar, bu devre gerçekten tehlikeli bir devredir. Bu devredeki en ufak hatanız, bu devrenin çalışırken eğer ki hata yaparsa bir noktada yangın bile çıkartma riski vardır. Şimdi bu devrede en önemli olan şey diyotlar. Arkadaşlar, diyotların ikisini de aynı diyotlardan seçin. Ben zaten baskı devreye yerleştirme şemasına diyotların ismini cismini verdim. O diyotlardan bulmaya çalışın. Benim gibi tekleme yaparsanız, yani birini farklı bir diyot, diğerini farklı bir diyot yaparsanız bir tarafın voltajı diğer taraftan fazla çıkabilir. Bunun nedeni ya, şimdi açıkçasını söyleyeyim, trafoyu biraz zor sardım ve montajını da zor yaptığım için söküp tekrardan sargıyı fazla mı yaptım, eksik mi yaptım bakmaya erindim. Önemli değil, devremiz çalıştı. İki tane alternatifimiz var zaten. Birincisi, sargıyı bir tur fazla yapmış olabilirim. Voltaj onun için bir tarafta işte yük yokken 46, bir tarafta 52 çıktı. Bir tur sargı bunu kesinlikle yapabilir. Ya da iki tane diyotumuz var. Bunlar yüksek hızlı diyotlar. Çok hızlı tepki veren diyotlar. Bu diyotlarda iç direnç vardır arkadaşlar. İç direnç dediğimiz iletime geçme voltajları 0.1 volt, 0.15 volt, 0.2 volt falandır. Yüksek hızlı diyotların iletime geçme elektriği farklıdır. Bir tanesinin 0.15 ise, bir tanesinin 0.20 ise bu voltaj farkını bundan da yapabilir. Onun için iki diyotun da mümkün mertebe şemadaki diyotların olmasına özen gösterin. Bu birincisi. İkincisi, toroid trafoyu sararken mutlaka trafonun dışını izole edin arkadaşlar. Eğer izolasyon yapmazsanız ve sıkı sıkıya sararken bobinin emayesini, yani kaplamasını, verniğini çizip trafoya denk gelirse cihazınızın çatır çatır yanmasına neden olur. Benim ilk denemem o şekilde oldu. Farklı bir devre için tasarlarken trafoyu o şekilde sardım ve MOSFET'lerin hepsi yandı. Üçüncü dikkat etmeniz gereken husus MOSFET seçimi arkadaşlar. Şu anda ben elimde olduğu için IRFZ44, yani standart çoğu kişinin bildiği bir MOSFET kullandım. Bu MOSFET bu devreye yeter. Ama bu devrenin daha rahat, daha ısınmadan, daha keyfi yerinde çalışması için daha yüksek akımlı MOSFET'ler kullanabilirsiniz. Mesela 75N 75 var. 75 amper 75 voltluk. Ya da işte şemada ne yazıyordu? Şu anda unuttum. Bakalım. 70N06, yani 70 amper 60 voltluk MOSFET kullanmış. Bunları tercih edebilirsiniz. Çünkü amper ne kadar yükselirse, yani bu MOSFET'lerin amperine kadar yükselirse o kadar rahat çalışır. Arkadaşlar, onun haricinde bu devreyi yapacaklara zaten şemayı paylaşıyorum. Baskı devreyi ben çizerim. Bu kadar işte 5 santime 10 santim yapmak zorunda değilim diyorsanız da çıkış kondansatörlerini büyük kullanabilirsiniz. Minimum 50 volt ya da 63 volt olarak tercih edin. Kapasitesi size kalmış. Yani 4700 bile kullanabilirsiniz. Ama 4700'e göstermem gerekirse, yani boyutu şu kadar. Bundan 4 tane ya da 2 tane kullanabilirsiniz. Bunun haricinde dikkat etmeniz gereken hususlar, MOSFET'lerin soğutucuya kesinlikle izolatörlü takılması gerekiyor. İzolatörünüz eski olmasın, yırtık olmasın. Çünkü ısındığı zaman eğer izolatör şaşkaza soğutucuya değerse güzel bir patlama sesi duyarsınız, devreniz yanar.
Bu devreyi minimum 15-20 amperlik bir adaptörle ya da aküyle denemeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar ben devreyi 5'e 10'a sığdırdığım için bu devreye sigorta yuvası koymadım. Siz bu asma sigorta yuvaları var. Cam sigortaların böyle yani artıdan gelen, araya girilen, içine böyle vidalı şekilde takılan sigorta yuvaları var. Kalın kablo kullanın, bakır kablo kullanın, mutlaka bakır kablo kullanın. Çünkü piyasada artık bakır kablo neredeyse kalmadı. 2,5'luk kablo kullanın, bakır kablo kullanın ve araya mutlaka bir sigorta takın. Bu devre 10 amper çekiyorsa 15 amper, 20 amper bir sigorta kullanın. Mesela devredeki vatandaş 20 amper olarak belirlemiş. Devre şemasına sadık kalın, 20 amper kullanın. Onun haricinde aklıma gelen şeyler... Her bir bobini 3 tur sarmanız, yani 3 kat, 3 tane tel kullanarak sarmanız çok önemli arkadaşlar. 2 tel kullanırsanız ya da 1 tel kullanırsanız amperden yer. Bakın 4.2 amperi rahatlıkla lambaların parlaklığını kamera özelliği olarak söndürüyor ama ne kadar parlak yandığını ben buradan görüyorum. Yani tam performans 36 volt falan veriyor yani. Net olarak veriyor. Adaptörüm zayıf olduğu için kablom 0.75 kablo olduğu için kaynaktan gelen voltaj devreye girip 10 amper çekmeye başladığı anda 12 volt 10 volta çöktüğü için yükteyken çıkış voltajı 20 voltlara kadar düşüyor. Çok önemli değil. 4 amper çektiği yerde 20 volta düşmesi bile çok iyi bir sonuç bence. Takdir sizin, çok önemli değil. Onun haricinde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken hususlar var mı? Bir noktada bir hususumuz var. Bu baskı devreyi kullanacaklar için. Arkadaşlar mecburduk. Sığdırmaya çalışırken şöyle göstereyim. Şu MOSFET'lerden uzanan yol uzun olduğu için tam boğum noktasında plaket ince kaldı. Şu noktada plaketin boğum noktasına kalın bir lehimle karşıdan karşıya lehimlerseniz oradan amper rahat geçecektir. Onun haricinde diyeceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Bu devreyi kullanabilirsiniz. Bu devre dünya standartında bir devre. Deneysel olarak kullanabilirsiniz. Ama deneysel olarak kullanacaksanız yani 3 paralel kullanmanıza da gerek yok. Tek sargıyla yani tek telden sargıyla da bu işi aynı voltajı alabilirsiniz. Ama akım 4 amper değil de belki 1-1.5 amper çekecektir. Fark o olacaktır. Toroidi eğer deneysel kullanacaksanız, bu devreyi kullanmayıp da deneysel olarak kullanacaksanız toroidi biraz daha küçük seçebilirsiniz. Bu toroid 4'e 2 idi herhalde. 4'e 2.5 muydu? 4.5'a 2.5 muydu? Öyle bir şeydi kalınlıkları. Evet arkadaşlar, bakıyorum, düşünüyorum. Sizi uyaracağım başka bir nokta, başka bir husus yok arkadaşlar. Devremiz başarılı çalıştı. Yani dünya standartında bir devre olduğunu biliyordum. %90 başarılı çalışacağını da biliyordum. Bu bir sürpriz olmadı. Yine de denemiş olduk, yapmış olduk ve başarıyı görmüş olduk. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.